Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu görselde sizlere Türkçe Excel'de Duşera, İngilizce Excel'de VLOOKUP ve yine Türkçe Excel'de Index kaçıncı, İngilizce Excel'de de Index Match olarak bilinen fonksiyonları anlatmaya çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek bir tabloda bunu örnek üzerinden aktarmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Duşera'dan başlayalım. İngilizce Excel'de VLOOKUP olarak bilinen fonksiyon. Duşera'nın temel mantığı şudur. Neyi ara? Nerede ara? Aradığın yerde kaçıncı alanda? Yani mesela şuraya bir il ismi yazayım. Mesela Bursa. Ben buraya bu alana hangi ilin ismini yazarsam buraya da o ilin şurada yer alan plaka kodunu getirsin. Bunu Duşera ile kolaylıkla yapabilirim. Daha önce de söylediğim gibi İngilizce Excel'de VLOOKUP. Fonksiyon kutucuğunu açalım. Aranan değer. Az önce de söylediğim gibi neyi arıyorum? Bunu arıyorum. Peki nerede arıyorum? Şu alanda arıyorum. Peki, benim buraya getireceğim değer kaçıncı sütunda yer alıyor? 1, 2. Dolayısıyla bu 2. En sonunda aralık bak dedi. Bu 0, standart olarak 0, exact match demek. Tam eşleşme. Biraz sonra bunu indis kaçıncıda da aktaracağım size. Gördüğünüz gibi 16'yı buldu. Mesela buraya Ankara yazalım. İstanbul yazalım. Otomatik olarak değişiyor. Duşera'da en temelde dikkat etmeniz gereken şey burada aradığınız değerle arattığınız alandaki tablonun değerlerinin ilk sütununda yer alması gerekiyor. Yani bu İstanbul'un şu sütununda yer alması gerekiyor. Başka türlü Duşera'yı çalıştıramazsınız. Duşera'da bir de şunu yapamazsınız. Mesela ben buraya 34 gireyim. 34'ün hangi ilin plakası olduğunu buraya getir diyemezsiniz. Böyle bir imkanınız yok Duşera'da. Bunu da indis kaçıncıyla İngilizce Excel'de az önce söylediğim gibi index match ile yapabiliriz. Mesela kaçıncı diyelim. Aranan değerim bu. Nerede arıyorum? Şurada arıyorum. Buraya 0 yazıyorum. 0 tam eşleşme demek. 34. satırda olduğunu buldu buradan. Doğal olarak çünkü numerik sırada gidiyor. Ve bu fonksiyonun başına indis ekliyorum. İndis de bu satırdaki veriye denk gelen satırdaki verinin ne olduğunu getirir bize. Noktalı virgülle kapatıyorum. Yine en sonunda bir noktalı virgül. Sıfır diyorum tam eşleşme için. Gördüğünüz gibi İstanbul'u buldu. Buraya 6 yazayım. Ankara. 11 yazayım. Bilecik. 66. Yozgat. 81. Düzce. Bunun dışında şu fonksiyon üzerinde biraz daha duralım. İki farklı modülden oluşuyor. İç içe bir formül. Duşera'nın tersine işlem yaptığını düşünmeyin. Duşera ile aynı işlemi de yapabilir. Şuraya yapalım mesela. Mesela şimdi buraya İstanbul yerine burada Duşera ile 34. Şurada da indis kaçıncıyla 34'ü getireceğini bulmaya çalışalım. İndis bu dizide kaçıncı diyorum?
Bu arada şuradaki alanın şurayla değiştirmem gerekiyor. Çünkü ben buraya sayı getireceğim. Bakın burada hem düşey arayla hem de indiz kaçıncı ile 34'ü bulmuş olduk. 6 yazdığımda pardon. Ankara yazdığımda ikisi de 6. Bursa yazdığımda ikisi de 16'yı buluyor. Yani düşey ara nın yaptığı işlemin aynısını indiz kaçıncı da yapabilir ama indiz kaçıncının yaptığı işlemin aynısını düşey ara yapamamaktadır. Burada şunu yaptık. Öncelikle Bursa'nın kaçıncı fonksiyonu için bahsediyorum. O alan için konuşuyorum. Bursa'nın A sütununda kaçıncı satırda olduğunu buldu. Daha sonra onun yanındaki plaka numaralarının yer aldığı alanı seçtik ve o satırda ne varsa onu oraya getir dedik. Düşey aranın benzer bir fonksiyonu. Düşey ara ve indiz kaçıncı ile alakalı görselde bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.